Evet başkanım, buyurun. Şimdi 90 gün rapor meselesini zaten arz ettim. Evet. Vaktimiz de daralıyor, o yüzden acele evet. etmek istiyorum. Hı-hı. Yani şey değil. Şimdi 5 Temmuz 2011'de Hı-hı. Hakkari Yüksekova'da, o resim hala gözümdedir. Sizin de belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Evet. İki tane uzman erbaş kardeşimiz soğuk ortasında şey dediler. Evet, evet maalesef. Bir tanesi Yahya Karakaya 27 yaşındaydı. Bir tanesi de Murat Özkozanoğlu 25 yaşındaydı. Bunlar gençliğinin baharında. Tabii şehit olmak askerliğin kaderinde var. Kesinlikle. Bu bir kere iki de dört. Ama boşu boşuna şehit olmak da hoş bir şey değil. Şimdi ben size sorarım. Bir şer odağı olsanız, bir terör örgütü mensubu olsanız hedef olarak kimi seçersiniz? Silahsız birini seçersiniz değil mi? Evet. Yani çok daha kolay hedeftir. Kışlaya girip çıkarken bakarsanız karşı tarafın da bir istihbaratı var çünkü. Yani kışlaya kim giriyor, kim çıkıyor, bu resmi elbise giyiyor mu, giymiyor mu? Tabii sonrası da bundan başka da çok müferit olaylar var. Hı-hı. Ama biz iki tanesi, bir tanesi örnek vereyim istedim ben. Şimdi soğuk ortasında insanlar silahsız diye başlarından vurulmak şart suretiyle şey dediler. Şimdi evet. siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelisiniz ama silahsızsınız. Silahı Niye? Yok. Uzman erbaş kardeşimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesine geçtikten sonra silahsız geçiyor zaten. Hı-hı. Beylik silahı yok. Hı-hı. Yani diğer taşıması gereken beylik silahı yok. Dilekçe veriyor. 2 yılda dilekçe cevabı geliyor. Bu da makine kimyadan alacak. Hı-hı. Şimdi 2 yıl silahsız. Evet. Siz uzman erbaşa büyük G3 tipi dediğimiz silahın eğitimini verirken, Hı-hı. o silahı taşıtırırken küçük bir tabancayı üzerinde taşımasına niye müsaade etmezsiniz? Bu silahlı kuvvetler personeli. Ya da siz temin edin. Yani bugün 2224 yıllık bir geçmişe sahip Türk Silahlı Kuvvetleri. Hı-hı. Yani bir uzman erbaşa silah temin edemeyecek kadar zayıf bir kuvvet değiliz. Evet. Kimse kusura bakmasın. O yüzden... Başkanım müsaadenizle kısa bir ara verelim. Gene tamam. sorunlarımıza tamam. devam tamam, edeceğiz. Devam kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sorunlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili seyirciler. UZDER Genel Başkanı Yakup Toprak ve Genel Başkan Yardımcısı Zafer Çırakman Beyefendi ile sorunlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada belirteyim başkanım, telefonlar kilitlenmiş bu sorunlarla ilgili. Üyeleriniz kilitlemişler telefonları. Bu anlamda da biraz biz süreyi uzattık. Güzel güzel sorunlarımızı aktarabilirsiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz bu arada. Buyurun. Size de. Buyurun. Şimdi silah meselesini şöyle kapatmak istiyorum. Hı hı. Muharip sınıf olup da silah taşımayan, beylik silah taşımayan tek uzman erbaşlar var. Ordu mensubusunuz. Ordu mensubusunuz. Ama silahınız evet. yok. Silah. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahsız personel diyoruz o yüzden. Hı hı. Şimdi bu ben şunu da tabii bazı şeylerin de hakkını teslim etmek gerekiyor. Evet. Ben bu silah meselesini çok kamuoyunda makale yazdım. Hı hı. İşte gazetelere beyanat verdim. Hı hı. İşte haber yaptırdık. İşte eylem yaptık. Çok sağ olsun Kara Kuvvetleri Komutanlığımız incelik gösterdiler. 29 Temmuz'da hı hı. 2015 29 Temmuz'da Kara Kuvvetleri nezdinde depolarda bulunan miri silahların evet. uzman erbaş kardeşlerimize dilekçeleri karşılığı verilmesi şeklinde bir şey yaptılar, emir yayınladılar. Onun için de hı hı. Kara Kuvvetleri Komutanımıza hasreten ben bir uzman derneği başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Onu söyleyeyim. Hı hı. Böyle bir bunu bu silah meselesini bu şekilde kapatmak istiyorum. İnşallah bu da çözüm bulur. İnşallah.